Münih Teknik Üniversitesi'nde okumak istiyordun ancak ücretli olduğu için vaz mı geçtin? Bu videoda Münih Teknik Üniversitesi'nde nasıl ücretsiz okuyabileceğini anlatacağım. Herkese selam, ben Fulya, ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Yakın zamanda Münih Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansa kabul aldım. Bildiğiniz gibi Münih Teknik Üniversitesi'nde birçok program ücretli oldu. Ancak bu programlar için muafiyet bursları da açıldı. Bugün birlikte bu bursları inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Google'a TUM Tuition Fees for International Students yazıp aratıyorum. Çıkan ilk sayfaya tıklayabilirim. Bu sayfa TUM'un tuition fee hakkındaki tüm bilgilerin yer aldığı sayfa. 2024-2025 winter semester'ından itibaren bu ücretler geçerli olacak. Burada kimler için ücretsiz olduğunu sıralamış. Eğer 2024-2025 kış döneminden önce, yani bu dönemde hali hazırda kayıtlıysanız bu ücret ödemeniz gerekmiyor. Tuition fee dönemlik lisans programları için 2000-3000 euro iken master programları için 4000-6000 euro şeklindeydi. Her bir programın ücretini bu linkten görebiliyormuşuz. Linke tıkladığımızda farklı farklı programlar var. Lisans ve master için ayrı ayrı gidip bakabilirsiniz. Mesela ben kendi programıma gidip bakayım. Benim programım Management and Technology programıydı. Burada. Dönemlik ücreti 4000 euroymuş. Waiver ve scholarship imkanları da açıldı dediğim gibi. Bizi asıl ilgilendiren kısım burası. Buna tıklıyorum. Bu waiver dediğimiz şey feragat gibi bir şey galiba. Ben buna muafiyet bursu diyeceğim. Çünkü öyle bir şey. Bu sayfada burslarla alakalı tüm bilgileri bulabilirsiniz. Bu sayfanın da linkini aşağıya bırakacağım zaten. Önceki sayfadaki bilgileri tekrarlamış. Daha sonra öğrencilerin bu burslara başvurabileceğinden bahsetmiş. Ek olarak bir ücret ödenmiyor arkadaşlar size. Sadece bu tuition fee'den muaf oluyorsunuz bu burslardan birini kazanırsanız. Her biri için farklı bir başvuru periyodu var. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Sadece bu belirli dönemlerde başvurular yapabiliyorsunuz. Başvuru yapabilmek için bir application number'ınızın olması gerekiyor. Bu application number'ınız nasıl olabilir? Sizin hali hazırda bir programa başvurmuş olmanız lazım. Bir programa başvurmadan gidip onun bursuna başvuramıyorsunuz. Yani başvurunuzu yapmış olmalısınız. Daha sonra gidip eğer o program ücretliyse onun bursuna başvuracaksınız. Yani benim durumumda da ben ilk önce gidip Management and Technology Master programına başvurdum. Oradan aldığım application numarasıyla birlikte gidip bu bursa başvurmuştum. Yani özetle başvuru yaptıktan sonra size verilen bir numara bu. Eğer siz bu bursa başvururken çoktan kabul aldıysanız okul numaranızla girebiliyorsunuz. Ama programa kabul almadan önce de başvuru numaranızla birlikte bu bursa başvurabilirsiniz. Şimdi burada çok önemli bir not var. Diyor ki, eğer bir bursa kabul alırsanız mutlaka başvuru portalına gidip bu bursu kabul etmeniz gerekiyor. Bunun için bir süre veriliyor size. Yanlış hatırlamıyorsam 2 haftaydı. Kabul aldıktan sonra 2 hafta içerisinde bursu kabul etmezseniz hakkınız yanıyor. Bu yüzden bu çok önemli. Zaten gerekli olan tüm bilgiler size e-mail üstünden iletiliyor. Şimdi burada bir PDF'imiz var. Bir yönerge. Bu 8 sayfalık bir PDF. Ben olabildiğince size özetlemeye çalışacağım. Ama eğer başvurmayı düşünüyorsanız bu burslara mutlaka girip bu yönergeyi siz de okuyun. Karmaşık olduğunu biliyorum ama çok önemli bilgiler yer alıyor içerisinde. Burada iki ayrı burs çeşidi olduğunu göreceksiniz. Şu şekilde sıralanmış. Gerekli belgeleriyle birlikte. Yani sizin başvurabileceğiniz aslında iki tane muafiyet bursu bulunuyor. İlki başarı muafiyet bursu diyebiliriz. İkincisi de ihtiyaç muafiyet bursu. Benim kazandığım burs ihtiyaç muafiyet bursuydu. Ben bu başarı muafiyet bursunu araştırdım ve kriterlerine uymadığımı fark ettim. Çok bilgi sahibi olduğumu söyleyemem bu bursla ilgili. Genel hatlarıyla şunu söyleyebilirim, benim anladığım bu. Mezun olduğunuz bölümün öğrencilerin belli bir yüzdesi içerisinde olmanız gerekiyor bu bursa başvurabilmek için. Kaç kişi olduğuna göre değişir. İlk onu gibi bir şeydi mesela bizim bölümümüz için. İlk onunda olmadığınız zaman bu programa başvuramıyordunuz. İhtiyaç bursu için başarı bursunda olan gibi bir kriter yok. Az önceki burs sayfasına geri döndüm. Bu sayfada aşağıda ilk dönemden itibaren başvurabileceğiniz bu iki bursu görüyorsunuz. Bu yukarıdaki başarı bursu diye bahsettiğim burs. Benim bahsedeceğim ana burs bu ihtiyaç bursuydu dediğim gibi. Şimdi bu burs programın standart süresi boyunca geçerli olan bir burs. Aslında bu bursla, ihtiyaç bursuyla başarı bursunun en büyük farkı bu. Başarı bursu iki dönemlik geçerli ve üçüncü dönemden itibaren sizin tekrar başvurmanız gerekiyor.
İhtiyaç bursu ise tüm eğitim hayatınız boyunca geçerli olacak olan bir burs. Lisans ve master için başvuru dönemleri yer alıyor. Mesela master için önümüzdeki dönem için 1 Kasım ve 15 Ocak aralığında başvuru dönemi olacakmış. Şimdi burada gerekli olan dokümanlar tekrar sıralanmış. Başvuru portalına gidelim ve bu dokümanlar için neler yüklemişim inceleyelim. Başvuru dönemi açıldığında bir link göreceksiniz. Bu link sizi başvuru portalına yönlendirecek. Şu anda bu link bulunmuyor sanırım. Ben bulamadım sitenin içerisinde. Bunun yerine ben mailime gelen linkle devam edeceğim. Giriş yap diyorum. Giriş yapıyorum. Ve beni ana sayfaya yönlendiriyor. Burada şu yukarıdaki benim başvurduğum. Bu sayfada benim kişisel bilgilerim de yer alıyor. Kişisel bilgilerin üstünü kapatmaya çalışacağım olabildiğince. Bu başvuru portalındaki ilk aşama sizin aslında onayları verdiğiniz aşama. İşte privacy policy okudum, kabul ediyorum gibi bir şeyler diyorsunuz ve ikinci aşamaya geçiyorsunuz. İkinci aşama kişisel bilgilerinize verdiğiniz aşama. Okula kabul aldıysanız matriculation number'la başvurabilirsiniz. Veya henüz kabul almadıysanız direkt başvuru formuyla başvurabilirsiniz. Kişisel bilgiler yer alıyor. Daha sonra kişisel bilgiler kısmını bitirdiniz. Üçüncü aşamaya geçiyorsunuz. Adres ve iletişim bilgilerini dolduruyorsunuz. Dördüncü durum şu anki durumunuzla alakalı. Mesela bana şöyle bir soru sormuş. Şu anda 2024-2025 kış dönemi için master programına mı başvuruyorsunuz? Evet demişim. Şu anda okula kayıtlı mısınız diye sormuş. Hayır, şu anda kayıtlı değilim seçmişim. Hangi program için başvurduğumu işaretlemişim, School of Management'ı işaretlemişim ve gelecek kış döneminde birinci dönemde olacağımı belirtmişim. Sonra ailevi durumlar kısmına geliyoruz. Burada evlilik durumunuzu girmeniz gerekiyor. Ben evli olmadığım için unmarried dedim. Eğer evliyseniz bununla ilgili bir kanıt belgesi sunmanız gerekiyor. Eşinizle veya ailenizle mi yaşıyorsunuz? Hayır, ben eşimle veya ailemle yaşamıyorum seçtim. Ve bunun için de bir kanıt belgesi yine sunmadım. Eğer yaşıyorsanız kanıt belgesi sunmanız gerekiyor. 14 yaşından daha küçük kardeşiniz olup olmadığını soruyor. Evet, benim 14 yaşından küçük kardeşim var bir tane ve onun doğum belgesini yükledim. Daha sonra kendimin doğum belgesini yükledim. Bu ikisi E-Devlet'ten İngilizce bir şekilde alınabiliyor. Çok dilli doğum belgesi, doğum sertifikası diye geçiyor sanırım. Bu şekilde aratıp alabilirsiniz. Kendi çocuğunuz var mı diye sormuş. Kendi çocuğum olmadığı için yok demişim. Varsa kaç tane olduğunu giriyorsunuz ve onun yine doğum belgesini yüklüyorsunuz. Çocuklarla beraber yaşıyorsanız bunun için de bir belge yüklemeniz gerekiyor. Sizin kendinizin finansal durumunuzla ilgili bilgiler doldurmanız gerekiyor. Toplam finansal varlığınızı Euro cinsinden girmenizi bekliyor sizden. Şu anki banka hesap dökümleriniz, bloke hesabınız, İşte yatırım hesaplarınız, hepsi dahil. Bunun bir kanıtını sunmanız gerekiyor. Ben bunun kanıtı için şu an hali hazırda benim açık olan tüm bankalarıma gittim. Ve bu bankalardan hem hesap dökümlerimi hem de şu anki güncel gelirimi talep ettim. Bazı bankalarda güncel geliriniz için de bir belge sunuyorlar. Bazı bankalarda böyle bir belge olmadığını söylüyorlar. Hesap dökümünün en üstünde zaten yazdığını belirtiyorlar. Bu belgelerin hepsini İngilizce istediğimi söyledim. Ancak bazı bankalarda İngilizce hesap dökümü verilmiyor. Bu çok saçma. Akbank özellikle vermiyor. Dünyanın en saçma şeylerinden biri bence. Onları mecburen Türkçe almak durumunda kaldım. Eğer yönergeyi okursanız fark edeceksiniz. Türkçe belge normalde kabul edilmiyor. Siz olabildiğince İngilizce belge toplamaya çalışın. Ancak benim durumumdaki gibi Akbank mesela İngilizce bir belge vermiyor. Bu konuda benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Bunları çevirtmeye çalışın. Benim bu belgelerin hepsini çevirtecek maddi durumum yoktu. Bu nedenle bu sayfaları ben kendim çevirdim. Kendimin çevirdiği dokümanların hepsinin ilk sayfasına şöyle bir açıklama yazmışım. Şu bankalar İngilizce hesap dökümü vermiyor. Yeminli tercümanlar Türkiye'de çok pahalı. Sayfa başına ücretin ne kadar olduğunu yazmışım. Bu işte ortalama olarak şu kadar yürüyor, denk geliyor yazmışım. Ve bu benim bütçemin çok üstünde. Bu yüzden gerekli birkaç kelimenin çevirisini aşağıda yapıyorum. Belgelerin orijinallerini de yüklüyorum. Bu konuda anlayışınıza sığınıyorum yazmışım. Ve önemli olan tüm kelimelerin çevirilerini yapmışım. Şimdi bu bence çok büyük bir risk. Ve bence mümkünse siz bu riski almayın. Şimdi benim maddi durumum gerçekten yoktu çevirtecek. Bu yüzden ben bu riski aldım. Bilemiyorum. Yani siz bilirsiniz. Bu konuda tercihi size bırakıyorum. Ben olabildiğince şeffaf bir şekilde size aktarıyorum. Sonra
Aşağıda son 18 ay boyunca size gelen tüm gelirlerin girilmesi gereken bir tablo var. Bu tabloyu doldurmak çok zordu benim için. 25 euro ve üstü olan tüm gelirlerin doldurulması bekleniyor sizden. Eğer siz hesap dökümünüzde olan herhangi bir geliri gelip bu tabloyu yazmazsanız elenebiliyorsunuz. Çok riskli bir şey. O yüzden tek tek inceleyin ve bu tabloya gelip yazın. Bankaların online uygulamalarını kullanarak yaptım. Orada filtreler açabiliyorsunuz. Son 18 ayı seçtim ve 25 euronun üstündeki tüm gelirleri sıraladım. Daha sonra tek tek onları girdim. Banka banka ilerledim ki karışıklık olmasın. Burada mesela bir örneğe bakalım. Ben nasıl yazmışım? Bu ödemeyi hangi tarihte aldınız? Orijinal currency'de ne kadar aldınız? Orijinal currency'nin ne olduğunu belirtiyorsunuz. Daha sonra bu euroya çevrildiğinde ne kadar euro yapıyor? Bunu giriyorsunuz. En yakın tam sayıyı yuvarlayın diyor burada. Ben en yakın üstteki tam sayıyı yuvarladım her seferinde. Ödemeyi almanızın nedeni nedir diyor. Ben burada salary, yani maaş. Bu benim part-time işimin maaşıydı. Kimden aldım? İşte işverenimden aldım. Burada farklı farklı seçenekler var. Onların arasından seçiyorsunuz. Yorum olarak da PNG Internship Salary yazmış. Daha sonra benim bu tabloda en çok doldurduğum şeylerden biri bankalar arasında kendi kendime yaptığım transferlerdi. Bunlar da income olarak görünüyor. Halbuki bir para birden çok bankada oradan oraya transfer ediliyor. Bunları da girdim. Mesela iki banka arasında 10 bin liralık bir transfer yapmışım. Burada transfer item seçmişim. Bankalar arasında bir transfer olduğu için. Kendimden kendime atmışım. Komandada self yazmışım. Yani kendime attığım bir para. Yani dışarıdan bir giriş yok. KYK kredimi de şu şekilde girmişim. Reason for payment'a loan dedim, kredi dedim. Hükümetten aldım student loan, öğrenci kredisi olarak girmişim. Ya doğru mu bilmiyorum, ben bu şekilde girdim. Size de yol göstermesi için gösteriyorum bunu. Eğer bu tabloya sığamazsanız ekstra bir Excel hazırlayıp onu da yükleyebiliyorsunuz. Burada onun için bir boşluk bırakılmış. Bu gelirlerin olduğu tüm bankaların hesap dökümlerini de PDF şeklinde yüklemeniz gerekiyor. Burada da yine ben benzer şekilde olabildiğince İngilizce yüklemeye çalıştım. Ancak dediğim gibi Akbank'ta İngilizce yoktu. Bu yüzden onu da kendim çevirdim. Ama tekrar uyarıya geçeyim. Bence siz böyle bir şey yapmayın. 9. adımda ailenizin finansal durumuyla alakalı bilgiler dolduruyorsunuz. Belli başlı dokümanlar girmeniz gerekiyor gelirleriyle alakalı. Banka hesap dokümlerini ve vergi durumlarını girdim. Eğer evliyseniz eşinizin de bilgilerini girmeniz gerekiyor. 10. adım. Burada ben halihazırda olan CV'mi yüklemiştim. Daha önceki CV videomda size göstermiştim bu CV'yi. Bu CV'yi görmek için yukarıda kartta çıkan linke tıklayıp izleyebilirsiniz. Daha sonra burada bir soru var. Bu soruyu doldurmanız gerekiyor. Neden bu bursa ihtiyacınız var? Almanya'da vize alabilmek için bir bloke hesabınızın olması gerekiyor. Madem ki sen bu okul ücretini karşılayabilecek durumda değilsin, bu bloke hesabı nasıl oluşturacaksın diye bir soru var. Bence çok mantıklı bir soru. Şimdi ben buraya ne yazdım? Okul ücretini karşılayabilecek durumda değilim. Zaten lisans hayatım boyunca da kendi kazandığım parayla geçindim. Ailem bu ücreti ödeyebilecek durumda değil. Yani bu burs olmadan bu master'ı yapamayacağımı belirtmişim. Daha sonra bloke hesap için de arkadaşlarımdan ve tanıdığım kişilerden borç alacağım yazmışım. Daha sonra Almanya'ya gittiğimde part-time çalışarak bu borcumu ödeyeceğim yazmışım. Yani %95 oranında doğru yazmışım burayı. Kendimi tebrik ediyorum. Yalan söylememişim çok fazla. Daha sonra başvurunuz bitiyor. Başvuru bu kadar arkadaşlar. Bu başvuruyu yüklüyorsunuz ve Temmuz-Ağustos aylarında açıklanacağı yazıyor. Benim durumumda Temmuz'un ortasında açıklandı. Ve bir mail geldi bana açıklandığına dair. Portala tekrar girdiğinizde az önce bahsettiğim onay kısmı açılıyor. Burada onaylıyorsunuz, kabul ediyorsunuz, I am finished deyip bitiriyorsunuz. Başvuru adımlarımız bu kadardı. Umarım size faydalı olmuştur bu video. Eğer faydalı olduysa lütfen beğenin ve abone olun. Hatta ihtiyacı olan birilerine de gönderirseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.